Bak mesela Kim Kardashian bir yerde röportajda konuşuyor çocuk. Hiçbir şekilde diyor sevgiyi tatmadım diyor. Bir tane moron bulmuş yanına, kazık gibi bir herif. Tam klasik moron. Ondan öyle geziyor. Yani çocuk öyle çocuk sıkıntıdan kurdeşen çıkmış, üstünden başına yaralar oluşmuş. Yani öyle bir herifle beraber ne yapsın çocuk yani? Çünkü sevgi yok, tutku yok, derinlik yok, akıl yok, fikir yok. Değil mi? Aşk yok, muhabbet yok. Daral geliyor tabii. Gayrimeşru bir hayat ortam oluyor. O da onu çökertir tabii. Halbuki Kur'an ruhuyla hareket etmiş olsa, gerçek tutkuyu, sevgiyi yaşamış olsa gayet sağlıklı olur. Mesela o sedef hastalığının tek nedeni şiddetli strestir. Bak pür neşe falan görünüyor, neşeli görünüyor ama bakıyoruz ki neşeli falan değilmiş. Gerçek hayatı öyle değilmiş. Izdıraptan olur. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Ta ayağa başına, ensesine kadar sedef hastalığı vardı. Yeni tanıştım, konuştum. Dedim ki bak seninki psikolojik sevgisizlikten böyle olmuştur sen dedim. Eğer sevgiyi, muhabbeti yaşarsan, Allah'a tam teslim olursan, dürüst, iyi, güzel bir Müslüman olursan Allah senden bu derdi alır dedim. Bak yeminle söylüyorum. Komple boştan başa geçti hastalığı. Maşallah, tamamı gitti. Maşallah hocam. Tabii hiçbir şey kalmadı yani maşallah. Sebebi budur, açıktır bu. Şiddetli acıda vücut savunma sistemi bozuluyor. Vücut kendine saldırıyor. Sonucunda ne olur işte? İnşallah hocam. Sevgisizlikten kadınlar mahvoluyorlar, güzelim varlıklar. Çöküp gidiyor, çöküp gidiyor, çöküp gidiyor. Halbuki kadının en acil ihtiyacı sevgidir. Evet hocam inşallah. Havadan sudan daha çok ihtiyacı vardır. İnşallah. Tabii.